Anlatıyoruz anlatıyoruz. Sarı kantaron, depresyon, üzüntü, sıkıntı, gerilim, stres, anksiyete, panik ata iyi gelir diye. Bazı uyanıklar gidiyor sarı kantaronu alıyor. Kilosunu 5 liraya. Değirmende çekiyor. Tozunu kapsül yapıp vatandaşa satıyor. Benim sarı kantaron ürettim. İçinde etken madde %1. O sarı kantaron tozundan elde edilen kapsülün etkisi de %1'dir. Vatandaşa bir faydası olmaz ki. Bana diyorlar ki sizin ürün neden 70 lira öbürü satıyor 50 liraya. Ama biz ekstraktan üretiyoruz. Kilosu 500 lira, 600 lira. Bu bitkinin tozundan üretiyor. Kilosu 5 lira. Ha ben onu bilmem. Sizi niye pahalı 20 lira? Aradaki kalite farkını vatandaşa anlatamıyorsun. Ben diyor sarı kantaron kapsülü kullandığımda faydasını görmedim. Kimden, hangi firmadan, nereden? Falan falan firmadan. Göremezsin. Türkiye'de aslında bu çok basittir. Bir kanun çıkartması gerekir. Bitkisel kapsüller ekstraktan yapılır diye bu kadar. Bitki tozundan yapılmaz. Bitti gitti. Kimse yapamaz. Yani insan sağlığıyla uğraşanların bine yakın firma var. %99'u para için her türlü taklaya atıyor. Allah yardım etsin. İyi değil. Ama bazıları da ne yapıyor? Üzüntü, sıkıntı, stres, gerilim, depresyon gibi rahatsızlara karşı çıkıyor televizyonlara. İsmi önemli değil. Profesör Doktor X. Depresyona karşı pırasa, ıspanak, maydanoz, dereotu. Bunları tavsiye ediyor. Bir programa kalkıyor. Dereotu iyi geliyor diyor. Bir programa çıkıyor. Başka bir yerde maydanoz iyi geliyor. Başka bir yerde ıspanakı. Vatandaş ben arıyor. Diyor ki bir yıldır ıspanak yiyorum. Depresyondan kurtulamadım. Kim söyledi kardeşim? Falan profesör doktor. Ona sor. Ulaşamıyor. Niye bana soruyorsun? Sen de biliyorsun. Yok öyle bir şey. Şifalı bitki dünyada tıbbi bitki olarak kabul edilen bitki sayısı 112. 113'ü henüz geçmedik. 300 bin bitki içerisinde sadece 112 bitki tıbbi bitkidir. Ama o profesör doktor X, profesör doktor Y, Z her neyse çıkıyor. Anlatıyor, anlatıyor, masal anlatıyor. Vatandaş da bilmediği için onu deniyor, bunu deniyor, şunu deniyor. Bir faydasını görmüyor. Sonra beni arıyor. Sen ne diyorsun? Ne diyeyim? Klinik araştırmasıyla belgelenen, etkisi belgelenen bitki nedir? Depresyona karşı sarı kantaron. Çok az melisa yani olotu ve az miktarda pasiflora da etkili. Ama bunun haricindeki maydanozdu, dereotuydu, ıspanaktı vesaire vesaire hikaye. Yani halkı bilgilendiriyoruz diye televizyona kalkıp da böyle konuşanlar iki ayet, iki hadis söylüyor. O bu adam çok Müslüman. Bunu söyledi doğru. Ya Müslümanlıkla ne ilgisi var bunun? Alman'da çıkıyor anlatıyor. Adam hadis mi, ayet mi söylüyor? İlmi olarak konuşuyor. Bitti gitti ayrı bir konu. Bu din dersi vermiyor ki biz burada. Bitkiden bahsediyor. Evet.